Merhaba arkadaşlar, ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda gördüğünüz gibi biber var. Acı biber reçeli yapacağız. Acı biber ve reçel biraz size yakın gelmeyebilir. Fakat yapıp da denediğiniz zaman gerçekten çok lezzetli, çok güzel bir tarif olduğunu fark edeceksiniz. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ve şimdi hemen malzemelere bakalım. 1 kilogram kapya biber, 4-5 tane acı biber. Bu acı biber balık biber dediğimiz cinsten ve bu biberin acısı gerçekten çok güzel, lezzetli oluyor. Bulabilirseniz tabii, bundan yaparsanız çok iyi olur. Ve aroma vermesi için de 2 tane kabuk tarçın, 1 kilogram da toz şeker ve 1 kaşık da limon suyu. Evet, acı biberin saplarını ayırarak başlıyorum. Bu biber diğer biberlere göre acısı çok lezzetli, çok güzel bir biber. Hani bundan bulabilirseniz, mümkünse bundan yapın. Çekirdekleriyle beraber yapacağım. Çekirdeklerini de ayırmayacağım. Hem görünüş olarak da çok güzel oluyor, hem de çekirdekleri de çok güzel acı. Böylece faydalanmış oluruz açısından da. Önce çubuk çubuk kesiyorum. Daha sonra da minicik doğruyorum. Mümkün oldukça minik minik doğrayalım. Eğer kanalıma da abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Acı biberden reçel olur mu diye düşünebilirsiniz. Ben de ilk duyduğumda biraz garip geldi bana. Hani biber ve reçel çok yaklaştıramadım. Ama şöyle ki, hani meyvelerin dışında biz sebzelerden de reçeller yapıyoruz. Hani kabaktan yapıyoruz, patlıcandan yapıyoruz, domatesten yapıyoruz. Onlar da çok güzel oluyor. Biberden neden olmasın diye düşündüm. Ve benim kızım bana bir kavanoz reçel hediye getirdi. Acı biber reçeli. Onun tadına baktığım zaman gerçekten çok güzel olduğunu ve kahvaltılar için çok güzel bir alternatif olduğunu düşündüm. Ve ben de bunu yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Sonuç gerçekten muhteşem. Denemenizi tavsiye ederim. Değişik tatları seviyorsanız ve mutfağınıza bu şekilde değişik tatları da koymak istiyorsanız deneyin derim. Kapya biberleri de gördüğünüz gibi çubuk çubuk kesip minik minik doğruyorum. Kapya biberlerin çekirdeklerini eklemeyeceğim. Acı biberlerin çekirdekleri yeterli gelir. Çok fazla da koymamıza gerek yok. Evet, bütün biberleri minik minik doğradım ve şöyle bir karıştırdım acısını tatlısını ve reçeli kaynatacağım tencereye ekliyorum. Bir kat biber, bir kat şeker olmak üzere. Ve en sonunda kabuk tarçınları ekliyorum. Şeker erirken biber de sulanmış olacak.
Bu arada kabuk tarçının da aroması şekere geçmiş olacak. Ve aşağı yukarı bir 20 saat kadar geçti. Ben bunu akşamdan yaptım. Ertesi gün öğlene doğru. Bakın görüyorsunuz oldukça sulandı. Hiç su eklemeden doğrudan doğruya ocağa alıyorum. Eğer suyu bu kadar çok değilse biraz su ekleyebilirsiniz. Hani biber bazıları daha fazla su çıkarabilir, bazıları daha az çıkarabilir. Ona bakarak ekleyebilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra küçük ocağa aldım ve iyice kıstım. Ve 15-20 dakika sonra da limonunu ekliyorum ve kaynatmaya devam ediyorum. Bakın oldukça sulu. Reçeli mümkün oldukça ağır ateşte pişirdim ben. Böyle çok hızlı hızlı kaynatmadım. Aşağı yukarı 40-45 dakika kadar bu şekilde çok ağır bir şekilde kaynadı. Ve şöyle test ediyoruz. Bakın görüyorsunuz son damlaları ağır ağır dökülüyorsa reçelimiz tamamdır. Daha fazla da kaynatmayalım. Bu sefer şekerleme olur. Ve sıcak sıcak kavanoza alıyorum. Bir kilo kapya biberden 2 kavanoz reçel çıktı. Etrafın bulaşığını da alıyorum ki kavanozu kapatırken sıkıntı olmasın. Çünkü sıcak sıcak kapatacağım. Sıcak kapattığımız zaman vakumlama yapmış oluyor. Ve böylece reçelimiz uzunca zaman bozulmadan beklemiş oluyor. Reçelimiz kullanıma hazır. Ve bu arada gördüğünüz gibi ben ters çevirmedim. Şöyle bir şey öğrendim. Ters çevirdiğimiz zaman kapakta plastik oluyor. Sıcağı sıcağına o plastiğe temas ettiği zaman yiyeceğimize geçiyor plastikten parçalar. Onu önlemek için çevirmeyelim. Bu şekilde kalsın ve kavanozun ağzını da sonuna kadar zaten doldurmuyoruz. Ve gördüğünüz gibi kıvamı, tadı, lezzeti çok güzel bir reçel oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve bu güzel görüntüyle sizi baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın.